çadırı falan ney bu? Yüksek araziye buradan su basarak sulama ihtiyacını karşılıyor. İşte Göksu'daki su pompalama deposu.
santralı. Görüyorsun bu tepeden böyle aşarak yüksekteki pamuk eken alanları düz ovayı suluyor. Pamuk olduğu için hem de pencereden çekebiliyoruz. Altı ünite, altı motor. Buradan su batarak tüm havayı suluyor. Burası su pompalama santrali. Biraz ileride Kızılın kenarında da bu su Fırat'a karşılaşarak işte Fırat'ı bulandıran su da bu. Yarısı renkli, yarısı mavi. Berrak akan Fırat'ın rengini değiştiren bu su, bu gök suyun karışmasıyla ortaya çıkıyor. Tarihi bir köprüyü çekmeye gidiyoruz. Yüksek bir yerden santraların görünüşü. Üstünden köprünün uzaktan bir görünüşünü alacağız. Şimdi yani kenardan gidiyor. Çaya yakın santrala doğru çekiyoruz. Ve yüksek bir uçurum. Görüyorsunuz, kayanın altından geçiyorsun ve karşısı. Tabii su biraz azalmış. Bu tarafa kayınca o karşısında bir ada haline getirmiş. Karşıda mağaralar. Eski mağaralar. Su gelmiş, dolmuş. Doldukça mağaralarda burada bir yer yapmış. Karşımızda bir köprünün burası üst tarafta sulu tarım. Yine pompayla sulanan bir tarım. Pamuk sahası. Bu da Gıdeli'nin Irmak kenarındaki sulu araziler. Göksu'nun
sağa doğru kayarak kayalığa doğru görünüşü. Karşısı. Şimdi çektiğimiz yer doğu. Doğu sanıyorum. Köprünün karşısı. Görüyorsunuz. Karşıda mağara var. Köprünün güney kısmı. Kayalarda yuva yapmış göğsünler ve kargalar. Görüyorsunuz. Karşı taraf mağaralar. Bu kayaların suyun ve taş devrinin bazı izleri görünüyor. Buralarda çok insanların taş devrinde en çok kalabalık nüfusun yaşadığı bir belde. Görüyorsunuz her taraf mağara. Karşıya ne yazık ki karşıya geçemiyoruz. O bakımdan ama yakından çekiyoruz. Kuş atılmış bak. Yaklaşıyoruz tamamen 50 metre mesafe kaldı. Daha yakından çekiyoruz. Bir de geldiğimiz kuzey kısmını çekeceğiz şimdi. Böyle kaya oyukları var. Buralarda hep kuşlar yuva yapmış. Ve daha ziyade güvercin, karga gibi kuşlar. Çoğu da kışını burada geçiriyor. Öyle anlaşılıyor ki hepsinin yuvası var. Önümüzde ufak bir mağara. Bu kayaların üstünden geliyor. Mağaralara daha yaklaştık. Karşımızda. Ve köprünün karşı tarafı. Tüm heybetiyle karşımızda. Yine karşıda büyük bir mağara. Bu köprünün bu tarafı. Kısa bir görünüş. Bir yol. Ayağının üstünden gidiyor. Köprünün sağ. Güneye doğru bakınca sağ. Batı kısmı. Görünen yerde doğu kısmı. Ortası kopmuş köprü. Taşlarıyla. Karşısında yıkılmış. Birçok taşları da yerde. İstense bugün burada tamir yapılabilir. Taşların bir çoğu duruyor. Ha. Suya inmek için de merdivenler var. Karşısında
Herhalde köprüyü başlamak için mavi vermeyeceksem veya sağlardan kalmış buraya düzenlenerek belki de köprü belki insanların ilk devrede yaşadığı içi ev gibi mağara. Nedir ki suyu geçip karşı tarafı inceleyen, çekemez. Ama böyle birçok mağaralar var. Ay, yukarı iniş kısım. Üstünde yol geliyor. Üstünde rahat bir kişi insanların yürüyebilecek temel taşlar.